yerle bir. Enkaz altında da hala canlılar var. Yardım çığlıkları şey yapıyor. Türkoğlu'nda 5-6 katlı evlerin birçoğu yıkıldı. Herhangi bir sağlam yapı 3-2 sancak kaldı. Enkaz altında daha bin çok vatandaşımız var. Üçte birlik bir orandan bahsediyorsunuz değil mi? Yani burada, kabaca yağmur yağıyor bir taraftan. Siz peki bulunduğunuz bina, ev deprem anında dışarı mı çıktınız? Bina etkilendi mi? Benim deprem anında evimin iskeleti sağlam kaldı. Evimin yapı duvarları tamamen çöktü. Ve deprem bittikten sonra aşağı indik. İkinci depremde aşağıdaydık. Eğer ikinci depremde biz de içeride olsaydık biz bile şu anda enkaz altında kalmış olabilirdik. İkinci depremde bina çöktü mü? Bina çökmedi. Evin duvarları tamamen çepti. Peki. Eviniz kaç yıllıktı? Yani o bölgedeki binaların yaşına dair ne bilgi verebiliriz? Benim evim ben yeni yapmıştım. 10 yıllık. Evimin iskeletinde herhangi bir şey yok. Eski binalar 15-20 yıllık, 30 yıllık binalar tamamen çöktü. Peki. Büyük geçmiş olsun Fatih Bey. Fatih Güçlü. Kahramanmaraş'tan aktardı. Maalesef depremi yaşayanlardan biri. Türkoğlu ilçesinde, yani bulunduğu bölgedeki binaların üçte birinin yerle bir olduğuna dair, tabii kabaca bir rakam ama birçok binanın en azından yerle bir olduğuna dair bir bilgi aktardı. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Şükrü Ersoy şu anda telefon hattının diğer ucunda. Sayın Ersoy, geçmiş olsun hepimize. Çok büyük bir deprem. Veriler bize ne anlatıyor? Bugüne kadar yaşanmış o bölgedeki en büyük deprem olduğu yönünde yorumlar var. Neler söylersiniz? Ülkemize geçmiş olsun gerçekten. Sizin de söylediğiniz gibi bu büyüklükteki deprem o bölge için yaşanabilecek en büyük depremlerden bir tanesi. Tarihsel süreçler içerisinde de benzer depremler ve yıkımlar var. Bu bölgedeki, bu büyüklükteki deprem elbette bir jeoloji uzmanı olarak beni şaşırtmıyor. Yani bu bölgenin büyük depremle üreteceği konusunda hep uyarılarda bulunduk. Nitekim bugünkü depremle birlikte özellikle 4 ilde çok affedersiniz, 4 ilde Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevresinde büyük yıkımlar var. Duyumlarını alıyoruz. Can kayıpları yok ama gerçekten 7.4 büyüklüğündeki deprem Kocaeli depremi kadar büyük bir deprem. Sayın Ersoy, araya girdim ama hemen devam edeceğiz. Malatya'ya uzanalım. Gazeteci Yusuf Çalık Malatya'daki son durumu aktaracak. Yusuf Çalık, geçmiş olsun. Malatya'da son durum nedir şu an itibariyle? Hatta bir problem oldu tabii. Beklenen bir durum. Deprem sebebiyle hatlarda problem var. Sayın Ersoy, devam edebiliriz kaldığımız yerden. Evet, ben de diğer kanallara da yetişmeye çalışıyorum. O bakımdan verimli olmak adına konuşup şeylerimi bitirirsem sevineceğim. Peki. Şimdi 7.4 büyüklüğündeki bir deprem gerçekten büyük bir deprem. Şimdi bunların en az bir yıl sürecek artçıları devam edecek. Ve bu artçıların 6'ya varması, hatta azıcık 6'ya geçmesi bile mümkün. Nitekim oluyor zaten. 25-30 tane artçı deprem meydana geldi. Bu ne anlama geliyor? Elbette bunu vatandaşlar hissedecekler, kaygı duyacaklar ama özellikle hasarlı binalara girmemeleri gerekiyor. Çünkü 6 büyüklüğündeki deprem de yıkıcı bir deprem. Yani bir uzmanın evin güvenli olduğunu söylemeden yapıya, binaya girmemeleri gerekiyor. Önemli bir husus. Ve bunun günlerce devam edeceğini düşünürsek dışarıda kalmakta fayda var. Zaten devletin önemli ilgili kurumları, müdahale ekipleri ve AFAD ve Kızılay bölgede olacak. İnsanlarımıza yardım edecek. Bu arada çok önemli bilgi kirliliği de olacak. Oluyor. Bunlara insanlar tevessül etmesinler. Devletin yetkili kurumlarına kulak versin. Affedersiniz.
Yani süreç henüz devam ediyor. Bitmiş değil ama tabii ki 7.4 büyüklüğündeki bir deprem bir daha tekrar etmez. Fakat artçılar da büyük olur ve uzun sürecek. Buna dikkat etmekte fayda var. Peki. Sayın Ersoy, çok fazla vaktinizi almayalım. Diğer kanallara da bağlanacaksınız. Çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Bir kez daha geçmiş olsun. En az bir yıl sürecek artçılar olabilir dedi ki bu cümleyi not ettik ki hasarlı binalara girilmemesi gerektiği konusunda uyardı Profesör Doktor Şükrü Ersoy. O bölgede meydana gelebilecek en büyük deprem ki zaten tarihe baktığımızda o boyutta bir deprem görülmemiş. Artık sınırda en büyük deprem olarak da kayıtlara geçti. Birçok noktayı etkiledi. Yani Adana'dan Bingöl'e uzanan bir coğrafyadan, çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dördüncü seviyede uluslararası alarmdayız demişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bakanlar bölgeye hareket ediyor. Biz de gözümüz kulağımız arama kurtarma çalışmalarından gelecek haberlerde. Ki arama kurtarma çalışmaları da zor koşullar altında devam ediyor. Trafiğe dikkat çekilmişti. Araçlar hareket ettirilmesin denmişti ki dar sokaklar olabilir. Ki ana arterlerde bile çok fazla trafik yoğunluğu oluşursa ambulanslar, AFAD ekipleri zor ulaşabilir. Bu noktada da vatandaşlara büyük görev düşüyor. O bölgede yaşayanlar için tabii büyük panik halinde herkes sokağa çıktı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Süleyman Pampal şu anda görüntülü olarak karşımızda. Sayın Pampal, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. 7,4 o bölgedeki meydana gelebilecek en büyük deprem olarak nitelendirildi ve artçılar da devam ediyor. Nedir ilk yorumlar? Onu öyle söyleyemeyiz çünkü bölge Türkiye'nin en büyük ikinci fayı, Doğu Anadolu fayı ta Kızıldeniz'den gelip Hatay'da Türkiye'ye giriyor ve Karlova'ya kadar gidiyor. 600 kilometrenin üzerinde boyu olan bir fay. En son Sivrice Pötürge depremini yaşadık ve güneye doğru en az 3 sismik boşluk olduğunu biliyoruz. Söyledik, yıllardır da söylüyoruz. O boşluklardan biri doldu, ortadaki boşluk doldu. Gölbaşı, Türkoğlu boşluğu doldu. Ancak bunun iki tarafında Türkoğlu Hatay ve Gölbaşı Sincik arasında kırılmamış iki büyük parça daha var. Özellikle Hatay bölümü tarihsel dönemde çok daha büyük depremlere kaynaklık etmiş bölümdür. Bu deprem Türkiye için sürpriz olmayan bir deprem ama böyle kış günü ve gece maalesef geldi. Çok Sayın Süleyman Pampal'la bir bağlantı problemi yaşadık. Şimdi Malatya'ya gidelim. Gazeteci Yusuf Çalık Malatya'daki son durumu aktaracak. Yusuf, nedir Malatya'da son durum? İyi yayınlar. Malatya'dan bildiriyorum. Malatya'da durum çok kötü. Ben en az 15 tane binanın yıkıldığını gördüm. Enkaz altında binlerce insan var. İtfaiye ekipleri, AFAD yetişemiyor. Malatya'ya yardım gönderin. Sesimizi kim duyuyorsa Malatya'da durum hiç iyi değil. Şu anda yoğunda bir kar yağışı başladı. İnsanlar ne yapacağını bilemiyor. Malatya'da durum çok kötü. Yusuf Çalık, deprem anında sen neredeydin? Bulunduğun bina etkilendi mi? Deprem anında ben Zafer Mahallesi'ndeydim. Malatya Zafer Mahallesi, Malatya'nın en eski mahallelerinden birisi. Binada çok şiddetli hissettim. Yaklaşık 25 yıllık bir bina. Benim olduğum bina yıkılmadı ama benim olduğum mahallede birçok bina yıkıldı. Hepsinin içi dolu, hepsinde yaşayan insanlar var. Ve ben hiç canlı çıkan kimseyi görmedim şu ana kadar. AFAD ekipleri bölgeye geldi ama trafik yoğunluğu nasıl? Yani insanlar dışarı çıktı. Bölgeye ekipler rahat ulaşabiliyor mu şu anda? Sayfalarımızdan, biz Malatyalıyız'dan, Instagram hesaplarımızdan insanlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyoruz ama trafik kilit. Yoğun da bir kar yağışı başladı zaten dünden. AFAD'ın da uyarıları vardı bu yönde. Kar yağışı etkili olacak diye hem kar yağışı hem deprem ikisi bir arada çok zorlu bir süreç bu geceden itibaren Malatya'yı bekliyor. Durum Malatya'da çok kötü. Sesimizi duyanlar. Yusuf Çalık, aşağı yukarı.